Tam 25 dakikan aldı. Dahası tuzunu fazla koymuşsun. Kovuldun. Ama efendim... Ne yiyecek ne de zaman israfına asla müsamaha etmem. Hemen dök şu sosu. Durun lütfen. Yenge, eğer tuzu fazlaysa içine biraz hamur koyun. Bu tuzu emecektir. Öyle mi bayan? Evet. Bana inanın. Biz bu halde böyle yaparız. Size göstereyim. Tuzun miktarı doğruysa ne olmuş? Sunum da bir o kadar önemli. Çünkü hamur topu sosun renginin bulanmasına yol açtı. Dök gitsin. Sen burada ne arıyorsun? Annem kebap da kullanmam için biraz baharat göndermiş. Ben de kebap yapabilirim diye düşündüm. Çandanım. Buyurun. Mutfak adeti henüz yerine getirilmedi. Halbuyken mutfakta nasıl yemek pişebilir ki? Ona söylemedin mi? Evet hanım, söylemiştim. Dahası bu baharatları kimse beğenmeyecektir. Ben çoğu zaman organik baharatlar kullanmaya çalışırım. Yenge, tadına bakın bir kere. Ve isterseniz mutfak adetini hemen yerine getirebiliriz. Ve ben düşündüm de kebabımı yaparken sizin kitabınızdan yardım alabilirim. Benim yemek kitabım mı? Kitabı okudum. Ben de yemek yapmayı çok seven biriyim. Ne dersiniz? Mutfak adeti için önce size tatlı yapayım mı yenge? Hayır. Bu adet sürekli değişir. Mutfak adeti için kebap yapacaksın. Ama kebabı kitabımda anlattığım gibi pişirmek zorundasın. Bunu yapabilir misin? Pişirme süren 20 dakika. Fazlasıyla yeterli. Ben 15 dakikada hazırlarım. Ama karşılığında siz de bana bir şey vermek zorundasınız. Ne gibi? Alarakayı işten atmayacaksınız. Tamam. 15 dakika içinde hazırlarsan ödülünü alırsın. Ben de bu arada sosu hazırlayayım. Tamam. Thank you.
Kebabın kokusu çok güzel geliyor. Zeyn'in arkadaşları geldi. Tanış onlarla. Tamam. Yenge, kebaplar hazır. Ve sadece 15 dakika sürdü. Alara kanın içinde kalacağını umarım. Efendim? Teşekkür ederim.